Doğru mudur o kazanı devirdikleri? Ya çeşitli iki türlü isyanlar var. Bir, mesela ordu seferdeyse yeniçeriler yürümüyorlar. Komutanlar ve vezirler diyor ki veya padişah, niye yürümüyorsunuz? Önümüzde ot arabası var diyorlar. Bu bir isyan işaretidir. Yani veyahut çorba zamanında çorbalarını içmiyorlar. Yani bu da bir isyan. Yani Yeniçeri kazanı, evet burada görüyoruz. Yemek taşınıyor. Ve bu kazanlardan bir kısmı sarayda galiba şu anda. Yani sarayda muhafaza ediliyor. Evet. Yani tabii Yeniçerilerin isyanına bu yüzden kazan kaldırma deniliyor. Yani kazan çorba içmedikleri için. Peki bir şey soracağım. Hatta tarih düşünmüştür. Bu... Kazan devrildi, söndürdü ocağı diye. Aha. Kaldırıldığı zaman Yeniçeri ocağı şey olur. Bu et hikayesi doğru mu? Rivayet mi? Nasıl et? Et meydanı. Hı? Et meydanı. Evet. İsim oradan geliyor. Hı. Yani kazan kaldırınca et dökülmüş. Dolayısıyla et meydanı ismi oradan gelmiş. Bilmiyorum. Yani o Yeniçerilerin bulunduğu yere et meydanı deniliyor. Ama yani hiçbir menşeğini bilmiyorum. Yani nereden geliyor, ne şekilde geliyor diye. Tabii şimdi Yeniçeriler o hale geliyor ki belli bir süre sonra artık. Yani yoldan geçen kadınları şey yapıyorlar. Mesela arşivde 1800'lü yıllara ait sayısız belge var. Yani yoldan geçen kadını çevirmiş, kaçırmış. Hatta cami avlusunda Üsküdar'da mesela 1809'da öyle bir hadise var. Keleş isimli bir Yeniçeri İskele Camii'nden... İsmi ne? Keleş. Keleş. Yeni cami, İskele Camii'nden geçen bir kadın almış, kaçırmış. Şikayet edilmiş filan. Yani burada Zeyrek taraflarında öyle bir sürü hadise var. Tabii bir terör estiriyorlar bunlar. Yani şey değil yani. Ve 3. Selim'i tahttan indiriyorlar. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa geliyor. 3. Selim'i tahta geçirmek isterken tekrar 3. Selim öldürülüyor. Alemdar Mustafa Paşa'yı isyan edip öldürüyorlar. Yani Alemdar Mustafa Paşa yani çok kuvvetli, bir sürü asker olan birisi. Şey de çok ilginçtir. O Alemdar'ın konağı biliyorsunuz şeyde, Cağaloğlu'ndan çıkarken Ayasofya'nın karşısında, hatta orada harap bir bina var. O, onun Alemdar'ın konağı olduğu söyleniyor. Çok enteresan bir şey. Hala böyle evet, yıkılmış duruyor. Mesela o dönemde 2. Mahmut tabii başlangıçta Alemdar Mustafa Paşa'da öldükten sonra bir şey yapamıyor. Sonunda 1826'da yeni Vakayı Hayriye 15 Haziran 1826'da asker Yeniçerilere yeniden isyan ediyorlar. Yani yeni asker talimli asker yetiştirmesine karşı çıkıyorlar. Yalnız Mahmut tabii önceden 3. Selim'in hatalarına düşmüyor. Yani dedim ya demin, çok soğuk hislerini belli etmeyen bir padişah. Yani önceden ölçmüş, tartmış. Böyle bir isyan çıkacakken ne yapacağını da düşünmüş olmalı. İsyan edince sancağı şerif, yani peygamberimizin sancağı çıkarılıyor Sultanahmet'e. Halk, ulemanın desteğini alıyor. En önemlisi bakın. 3. Selim'i tahta indirenler ulemadır. Evet. Yani o dönemdeki medrese hocalarıdır. Ulema yanında, halkı da yanına çekiyor. Esnaf gruplarını yanına çekiyor. Zaten silahlı birlikler de var. Ve 15 Haziran 1826'da bu çok ilginçtir. Yani devlet kendi ordusunu topa tutup ortadan kaldırıyor. Yerle yani bir etmişler. O kadar canına tak demiş ki artık. Yeniçerilerin kışlaları top atışına tutuluyor. 6.000 ile 10.000 arasında Yeniçerinin öldürüldüğü söyleniyor. Ve hatta bazı bulgularda bir sürü Yeniçeri de haç olduğu söyleniyor. Haç, belki ondan haç olduğu, haç taktıkları. Haç, vücutlarında haç çıkıyor. İşte sünnetsiz. Tabii bu şey de olabilir. Onlar şeydir. Kötü propagandadır. Yani aleyhte propaganda. Yani o bir karşı propaganda işte. Yani Yeniçerilerin... Hortladı falan diye şeyler çıkar. Katledilmesi... Vampir oldu diye çıkar. Çok şey çıkmıştır. Ya zaten o kadar nefret ettirmişler fakat ki... Fakat en güzeli şeydir o dönemdeki fırkalardan. Bu Yeniçeriler malum çoğu Bektaşi'ydi bunlar. Evet. Şey kapatıldıktan sonra, Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulmasından sonra Bektaşi tekkeleri de kapatılıyor. Yasaklanıyor. Yasaklanıyor. Hatta başlıkları... mahvediliyor değil mi? Yok, ya bina yıkılmaz. Bina diğer yıkılmaz. Şeylere veriyor. Başka tekkelere veriyorlar. Diğer Mevlevilere ve diğer tarikatlara. Şey yok mu? Müsaade buyurun anlatayım. Pardon, tahribat yok. Ha. Kahveler yıkılıyor. Kahveler yıkılıyor. Tekkeyi niye tahrip etsin? Ve Bektaşiler, Mevlevi hanelere, pardon Yeniçeriler ve Bektaşiler beraberce Mevlevi hanelere gitmeye başlamışlar. Ama giden çıkmıyor bir daha. Şeyden yerleşmişler. Şey ne yapsın? Şeyhler bir çare buluyorlar. Hatta da şöyle birkaç metrelik bir yazı yazdırıp duvara asıyorlar. Medet ya Hazreti Muaviye.
Onu gören Bektaş'ı, Yeniçeri hepsi kaçıyor. Gidiyor, bize gelmiyorlar. Bu şeylerde anlatılır bu şekilde. Mevlevi Haniler Yeniçerilerden, Bektaşlılardan kurtarılmıştır derler. Yani Yeniçerilerden yani. Tabii şey var, İstanbul'da bir katliam oluyor ama Anadolu'ya da, çünkü Anadolu'da da Yeniçeriler var. Mesela Tokat'ta var, Tokat'ta sicillerden takip edebiliyorsunuz. Her yerde takibat ediliyor. 20 bine yakın Yeniçeri öldürülüyor. Ve bütün bunların en fazla gittikleri yer kahveler. Her yerde kahveler yıkılıyor. Yeniçerilerin devam ettikleri kahveler yok ediliyor. Yani tamamıyla. Ve en acısı tabii bizim tarihçiler açısından, Yeniçerilere ait defterlerin çoğu, maaş defterleri evet, yakılıyor. Tabii bunun amacı şu: Osmanlı Devleti resmi bir belgeye esas kabul ettiği için kaydı yok ediyor. Yani yarın öbür gün kimse Yeniçerilik iddia etmesin diye. Hı. Ama muazzam, düşünün yani kaç bin defter gitti. Yani imparatorluğun başından beri yani çok az, evet, Yeniçeri defteri vardır arşivde bugün. Çoğu yakıldığı için. Daha sonra belli yerlerde taşlar tahrip edilmiş. Kahveler yıkılmış. Yeniçerilerin şeyleri var. Destekçisi grupları, mesela hamallar var. Hamallara karşı baskı uygulanıyor ve Türk hamalların yerine Ermeni hamallar alıyor. Çünkü evet, Türk hamallar Yeniçerilerin destekçisi. İlginç şeyler var. Ya ciddi bir temizlik. Tabii. Çok ciddi bir temizlik. Mesela yapmıştır. Eskiden berberler kahvede çalışırken kahveler yıkıldığı için yerlerini berber dükkanları o dönemden sonra açılmaya başlanıyor. Yani çünkü daha önce berber dükkanı diye bir şey yok. Kahvede hem tıraş ediyor adam hem diğer işleri yapıyor. Herhalde yavaş anlat, ne olur ben takip edeyim. Kahvehaneler yıkıldığı için, evet, berber dükkanları açılıyor. Çünkü daha önce tıraş kahvede yapılıyor. Bunun yanı sıra tabii işte bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayriye diye adlandırılıyor. Ancak bazı tarihçiler de vakayı şeriye diyorlar. Yani işte şeriye. İnsan kendi ordusunu yok eder mi filan. Ve 1828'deki sene sonra Rusya'ya karşı mağlup oluyoruz. İşte diyorlar Yeniçeriler ortadan kalktı ama şunu söylemek lazım. 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı ordusunda savaşan kuvvetlerin önemli bir kısmı Yeniçeriler değildir. Eyalet valilerinin parayla tuttuğu askerlerdir. Yani Yeniçeri Ocağı kaldırılmış kaldırılmamış hiçbir şey fark etmiyor. Tabii şey, ne yapıyor peki bunlar o zamana kadar? Nasıl? Savaşmıyor, etmiyor madem. Bu bir geçim kaynağı olmuş. Bankamatik memuru, bürokrasi. Bankamatik memuru derler ya, yani işe güce gitmez bazı dönemlerde. Ben böyle bir tanesine rastladım. 5 sene hiç gitmeden dozer operatörü olarak maaş almış. Dozer operatörü. Tabii, hem de dozer operatörü uzmanlık. Sonradan hükümet değişmiş. Yavaş. Başka bir parti gelmiş. Dozer kullanıyorlar. Adam bilmiyor tabii, istifa etmişti. Yani öyle bir yerde. Şimdi bunların bir kısmı sefere gidiyor ama önemli bir kısmı cephede bulunmuyor. Yani sadece maaş almaya gidiyor. İkinci Mahmut ortadan kaldırdıktan sonra yeni bir teşkilat kuruyor. Tamamen dini kaideler üzerine. Ordunun ismi Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Yani Muhammed'in, hı, muzaffer askerleri. Ve o kadar dini kurallar ön planda ki işte yeni ordunun namazı, imam tayini vesairesi. Yani tamamıyla daha önceki şeyi bir dini meşruiyet zeminine oturtmak istiyor yeni orduyu. İkinci Mahmut. Sistemde şey değil mi? Yani Fransız ve Alman. Tabii Fransız sistemi asıllıklı. Mesela bu da şöyle. Genelde Fransızca ön plana çıktığı için yani Fransız askeri sistemi Fransızca da yaygınlaşıyor. Devlet adamları ve askeri kurumlar arasında. Tabii ilginç olan şu. Tanzimat bizim tarihimizde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak asıl köklü değişiklikleri 2. Mahmut yapmıştır. Yani Tanzimat'ta öyle çok köklü bir değişiklik yapılmıyor. Evet. Bunun sebebi de şu. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığı için her şeyi yapabiliyor, muhalefet kalmıyor karşısında. Yani bütün kurumlar alt üst etmiştir, yeni kurumlar ihdas etmiştir. Bir kere en başta elbiseyi değiştiriyor. Yani kılık kıyafeti. Evet. Pantolon giyiyorlar değil mi? 2. Mahmut Türk tarihinin en büyük devrimcilerinden biridir. Ve şeyi de açıkça söylemek lazım. Atatürk devrimlerinin öncüsü 2. Mahmut'un yaptıklarıdır. Yani kaç bin senedir giyilen entariyeyi kaldırmış. Yani arkasından şapka devrimi falan öyle gelmiştir. Pantolon giydiriyor. Fes giydiriyor, pantolon giydiriyor. Yani çok zor bir şeydi o dönem için. Zor tabii. Onun yapılması. Ama şey tabii şu, Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran bir hükümdar, hı-hı, her şeyi yapar. Yani düşünün kaç tane padişah, denemiş, kaç tane vezir-i azamı tepelemiş bunları. Yani ortadan, hı-hı, kaldırmışlar. Yani
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra padişahın önünde hiç kimse duramaz zaten. O çok büyük bir güç. Bir de kim neyle duracak? Evet. Yani eskiden ulema isyan etmek istediği zaman, bir vezir daha üste yükselmek istediği zaman şey yapıyor, Yeniçerileri sırtında yiyor. Tabii Yeniçeriler ortasından kaldırmasıyla birlikte bütün birçok görev ortadan kalkıyor. Saray görevleri vesaire, kapı kuluna bağlı. Yeni bir sistem oluşuyor ve karşımıza farklı bir Osmanlı çıkıyor artık. Yani Tanzimat ve 2. Abdülhamit döneminden de iyice batılılaşan bir yola giriliyor.